Bir önceki videonun sonunda şöyle diyordum. Tırnak içine alınmamış alıntıları aktarırken, tırnak içine alınmamış cümleleri aktarırken demek fiilinden önce tırnak işareti yerine ne gelir? Virgül gelir. Hani noktalama işaretlerinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmaktadır diyor ya. Bu da sorulabilir. Konuşalım dedim. Dedim Yüklem, diyen kim? Ben. Peki ben ne dedim? Konuşalım. Burası belirtisiz nesne mi? Bana buradaki virgülün işlevi sorulursa ne demem lazım? Tırnak içine alınmamış alıntılarla demek fiilinden önce ne geliyor? Virgül geliyor. Tamam. Bir önceki videonun sonunda yine bir talihsizlik yaşamışım. O söylediğim şey yarım kalmış. Siz Nazlı hocanızı biliyorsunuz. Başına ne geldiğini tahmin etmişsinizdir. Arka arkaya böyle çok fazla mesaj falan geldi. Telefonumun sıkıntısı oluyor. Isınıyor. Böyle bir gidiyor arkadaşlar. Hemen ararak kontrol edeyim ben. Şu an iyi. Bakayım görüntü, o da iyi. Peki şimdi ben size ne anlatayım? İşte ben size bir önceki videoda burayı da anlattım. Bu kadarcık bir kısmı anlatmıştım ama orası boşa gitti. Şimdi bir kez de size basit yapılı cümlenin nasıl olduğunu söyleyeceğim. Basit yapılı cümle şöyle arkadaşlar. İçinde bir tane yüklem olacak ve birleşiklerde anlattıklarım basit yapılı cümlede olmayacak. Yani ne olmayacak? Fiilimse olmayacak. Çünkü içinde fiilimse olan cümle, bir yüklem içinde ve fiilimse olan cümle ne diyorduk biz? Girişik birleşik diyorduk. Fiilimse olmayacak. Şart, ses aydınlığı edatı olmayacak. Ki bağlıcı olmayacak. Ya da iç içe birleşik cümle durumunda olmayacak. Bunlar yoksa ne diyeceksiniz? Basit yapılı cümle diyeceksiniz. Bazı arkadaşlarım şöyle yapıyorlar. Aman arkadaşlar dikkat edin. Cümle uzunsa bu birleşiktir diyor. Cümle kısaysa basit diyor. Kurban oldum. Hiç öyle şey olur mu ya? Seven, kıskanır. Bağımsız. Bugün inşallah ben bu konuyu tamamlayacağım.
Üçüncüye telefonum duruyor. Sevgili arkadaşlar, nerede kalmıştık? Sıralı cümlede kalmıştık. Evet, ne yaptık? Birleşik yapılı cümleyi hallettik. Basit yapılı cümleyi hallettik. Şimdi cümlenin yapısında üçüncü kısımdayız. Üçüncü kısım nedir? Sıralı cümledir. Sıralı cümle, içinde birden çok yüklemi olan cümle sıralı cümledir. Sıralı cümleyi kendi içinde ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere. Peki bu kavramlar neyi ifade ediyor? Şimdi ben bir arkadaşımı çağırsam yanıma, kollarımızı uzatsak, ikimiz de böyle kollarımızı uzatsak, sonra kollarımızı bağlasak, kollarımızı bağladığımızda ben nereye, arkadaşım oraya ya da o nereye, ben oraya. Birbirimize o dakikadan itibaren nasıl olduk? Bağımlı olduk. Ben nereye, o oraya. O nereye, ben oraya. Yani birbirimize neyiz? Bağımlıyız. Herhangi bir parçası, herhangi bir ögesi ortak olan cümleye ne diyeceksiniz? Bağımlı cümle diyeceksiniz. Arkadaşlar, hani kolumuzu bağladık ya, bir parçamız nedir? Ortaktır. Herhangi bir öge, bu arada herhangi bir çift yazılır. Herhangi bir öge, ortaklığı varsa, herhangi bir öge ortaklığı varsa bu cümleye ne diyoruz biz? Bağımlı cümle diyoruz. Şimdi bakın, şu laf çok önemli. Herhangi bir öge ortak. Ben oraya özneli ortak kullanabilirim. Onu bırak, gizli özneli ortak olabilir. Nesne ortaklığı olabilir, dolaylı türeç ortaklığı olabilir, zarf türeci ortaklığı olabilir. En tehlikelisi ne biliyor musun? En tehlikelisi yüklemi ortak olan cümleler. Yüklemi ortak olan cümlelere ekstra dikkat edin. Bak, neye dikkat edeceksin? Duvarı nem, insanı gam yıkar. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Bu aslında yıkar yükler. Duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar. Burası sıralı bir cümledir. Bakma burada benim bir tane yüklem kullandığıma. Esasında o yüklem burası için de geçerli. Yani burada kaç yüklem var sayacaksın? İki. Yüklemi ne yapıyorum? Ortak kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, yüklemin ortak olduğu cümlelere çok çok dikkat edin. Burada öğrencilerin birçok yaptığı hata şu, birçoğunun yaptığı hata şu. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Yıkar yüklem diyor. İçine bir tane yüklemi buluyor ya. Sonra bakıyor. Üçüne diyor fiilimiz yok diyor. Sesa yok diyor. İşte ki bağlıcı yok diyor. O zaman bu cümle basit değil diyor. Aman arkadaşım. Sakın arkadaşım. O bir net kaç kişinin önüne geçirecek seni biliyor musun? Aman sakın. Burada duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar. Yıkar yani yüklem ne? Ortak. Herhangi bir öge ortaklığı varsa buna ne diyorsun? Bağımlı diyorsun. Bağımlı. Bu cümlenin yapısı sıralı cümlenin alt başlığı olan bağımlı cümle. Tamam mı? Bir örnek daha vereyim. Mesela ağacı, kurt, insanı dert yer. Ne yapacaksın? Aynı yol terbiye uygulanacak yine. Ağacı kurt yer, insanı dert yer. Yer yükler. Ortak mı? Ortak. Ne diyeceksin buna? Sıralı bağımlı diyeceksin. Evet, sıralı bağımlı. Peki, şurayı silelim. Bir tane daha örnek. Bak şimdi. En çok hata yapanlardan diyorum örneğin. Konuşa konuşa geldiler. Evin önünde durdular. Şimdi konuşa konuşa geldiler. Geldiler yukarı.
Gelen kim? Onlar. Gizli özleme. Evin önünde durdular. Durdular yüklen. Duran kim? Onlar. Gizli özne ortak mı? Evet. Ne diyeceksin? Bağımlı. Sıralı bağımlı diyeceksin. Ninem ekmeği pişirdi. Ben de afiyetle yedim. Ninem ekmeği pişirdi. Pişirdi yüklen. Pişiren kim? Ninem özne. Neyi pişirdi? Ekmeği. Belirtili nesne. Sonundaki iyi belirtme eki. Ben de afiyetle yedim. Yedim yüklen. Yiyen kim? Ben özne. Neyi yedim peki? Ekmeği. Nesnesi ortak mı? Evet. Ne diyeceksin bu cümleye? Sıralı bağımlı diyeceğiz. Tamam mı? Ben ders anlatıyorum. Arkadaşlarım soru çözüyor. Ben ders anlatıyorum. Burası bir cümle. Arkadaşlarım soru çözüyor. Burası diğer cümle. Peki bu iki cümle arasında öge ortaklığı var mı? O zaman ne diyeceksin? Ona da bağımsız, sıralı cümle diyeceksin. Tamam? Sıralı cümle ikiye ayrılıyor. Bağımlı, bağımsız olmak üzere. Bir sonraki videoda neyi anlatacağım biliyor musun? Bağlı cümle anlatacağım. Çok önemlidir. Takipte kal. Instagram hesabını takip etmeyi unutma. Hadi bakalım, görüşürüz.